Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Umarım iyisiniz, keyfiniz yerindedir. FC Mobile'de içerik üretmeye devam ediyoruz. FC Mobile harika değişikliklerle karşımıza geldi. Yükselttiğimiz oyuncuları yükselttiğimiz genden satma muhabbeti falan var. Yükselttiğimiz oyuncunun bir özelliğini de ekstra olarak yükseltebiliyoruz. FIFA Mobile'de oyuncuları antrenman yaptırıp yükseltebiliyorduk. Bunda ise hem antrenman yaparak yükseltebiliyoruz hem de bir özelliğine puan vererek yükseltebiliyoruz. Bu verdiğimiz puan da skill points oluyor. Skill points'i de nasıl yapacağız arkadaşlar? Oyuncunun kartına tıkladıktan sonra sizde Türkçe olabilir. İkinci sıradaki detaylara tıklayarak karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Icardi'nin fotoğrafının altında sol tarafta skill points 5 yazıyor. Yani 5 defa verebiliyoruz. Vermeden önce de şuna bakarsanız neye göre vereceğiz tartışmasını yapmak için de arkadaşlar, mesela şöyle tıkladıktan sonra bize FC Point'te arkadaşlar resetleme yapıyor. FC Point'te oyuna para yatırmanız gerekiyor. O yüzden de dikkatli vermenizi tavsiye ederim. Neye göre vereceğiz arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bu ekranda skills yazan yeri görüyorsunuz değil mi? İlkine tıklayalım. Neymiş mesela ilki? İlki şut vurmak. Şut vurmaya bir adet puan verdiğiniz zaman bunun bitiriciliği artı 3 artıyor. Yakından şutu artı 3 artıyor. Uzaktan şutu artı 3 artıyor. Level 1 yazan yere bastığınız zaman level 2, yani bir adet daha verdiğiniz zaman 6 oluyor. Zaten en fazla 3 defa verebiliyoruz. 3 defa yaptığınızda da 9 oluyor. Yani 3-3 artıyor özellikleri. Mesela diğerlerine de bakalım. Diğerleri de aynı şekilde 3-3 artıyor. Bunlara bu şekilde bakabilirsiniz. Peki yanında 3 tane de krampon işareti var. Buna nasıl yapacağız falan diyorsanız. Mesela şöyle baktığınız zaman bunlar ekstra artı 6 artıyor. Özellikleri falan. Bunu nasıl aktif edeceğiz? Onu da öğrenmek için skill points'e tıklayalım arkadaşlar. Burada bir özelliği artı 3 yaptığınız zaman. Gördünüz değil mi? Altta bir bar açıldı. Buna da bir adet verebiliyoruz. Ve max oluyor. Yani şu şekil oluyor. Şutun ki 3 level şuta verdiğiniz zaman açılıyor. Pasa 3 kere pas işaretini verdiğiniz zaman ikinci açılıyor. 3. sıradaki yeteneğe verdiğimiz zaman 3 defa, yani max'a getirdiğiniz zaman 3 özellik de buradan artıyor. Bunu da öğrenmiş olalım arkadaşlar. Mesela şu şekilde kıyaslayabiliriz. Şimdi Icardi'nin özelliği. Mesela şuta vereceğiz değil mi arkadaşlar? Icardi'nin şutu 84. 84'e artı 3 verdiğimiz zaman Icardi'nin şutu 91 oluyor. Ve alt tarafta bitiriciliğe bir adet de verdiğimiz zaman 91'den arkadaşlar şutu 96 oluyor. Yani bayağı da bir yükselme oluyor. 84'ten 96 artı 12 yükselmiş oluyor. Bunu şöyle tekrar sıfırlayalım. Diğer özellikler için de yapalım arkadaşlar. Mesela pası 66, yani Icardi'nin ben bu oyunda yükseltecek olursam ilk önce pasını yükseltmek isterim. Şöyle pasını yükselttiğimiz zaman pası 75 oluyor. Buradan bir adet verdiğimiz zaman 75'ti 78 oluyor. Yani bayağı bir yükselmiş oluyor. Yani bu şekilde özellikleri artıyor, yani artışını da görebilirsiniz. Mesela yani direkt bu üstteki şutu pası falan artıyor ama şöyle baktığınız zaman yani birçok özelliği, mesela voley vurması 6 artı artıyor, artı 6 diyelim. Kafa vuruşu artı 6 artıyor, zaten bir level yükseliyor. Şu özelliğe baktığımız zaman da driblingi falan artı 6 artıyor. Yani bir ton özelliği artıyor arkadaşlar. Yani o yüzden de arkadaşlar size vereceğim tavsiye şu olur. Bir özelliğini, en düşük özelliği olur veya en yüksekte olmasını istediğiniz özellik olur. Bu oyuncunun mevkisine göre değişir. Mesela ben Icardi'nin pası falan düşükmüş ama benim Icardi ile pas yapmaya ihtiyacım yok. Benim Icardi'm daha güzel şut vursun diyorsanız, ki ben öyle diyorum. Bir özelliğini en top noktaya, yani şutla bitiriciliği en üst noktaya getiriyorum. Sonrasında pası mı düşüktü? Şu şekilde bir tane veririm. Ve Icardi'nin özelliğini, şutunu 96'ya çekerim. Ve Icardi'nin 96'lık şutu da yani nereden baksanız çok çok iyi iş görür. Bunu sadece Icardi özelinde gösterdim. Siz diğer futbolcular için de yapabilirsiniz. Mesela Mbappe'nin şutuna falan bakalım. 88 şutu var.
88 şutuna artı 12 eklediğimiz zaman, yani bunun artı 12'den de fazla oluyor gerçi. Çünkü Icardi 84'ten 96 olduysa bu 88'den 100'lere gelir. Yani 100 şut, 97 hız, pasını da hadi verdik 81-82 oldu. Driblingi de arttı 92-93 falan oldu. Yani bayağı bir tutulamaz bir adam olur ve bu Mbappé'nin 91'lik kartı. Peki bu Mbappé'yi yükselttik diyelim. Ki bu Mbappé'nin antrenmansız hali arkadaşlar. Yani bu Mbappé'ye de antrenman yedirdikten sonra bu tutulamaz bir hal alır. O yüzden de size bu skill points ile ilgili söyleyeceğim şey. En düşük özelliği veya mevkisine göre olması gereken bir özelliğini ekstra olarak yükseltebilirsiniz. Onu da şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Tüm özellikleri şuradan baktığınız zaman artı 3 artı 3 veriyor. Full hepsi artı 9'a geliyor yükselttiğimiz zaman. Artı 9 şuradan bir adet açılıyor. Buradan da artı 6 geliyor. O yüzden de mesela bitiriciliği bu adamın artı 15 artıyor yükselttiğimiz zaman. Hatta şu şekilde kıyaslayabiliriz arkadaşlar. İkisinin de antrenman seviyesi 5 arkadaşlar. Tamam mı? Şu şekilde bakalım. Mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar. 72, 77, 76. Bunlar Icardi'nin 78'lik kartında da aynı, 83'lük kartında da aynı. Ama şut, pası ve defansı gördüğünüz gibi artmış. Bunun nedeni ise o yetenek puanlarından dolayı. Yani yetenek puanlarını neye verirsiniz, özelliği o artmış olur. Mesela o yetenek puanlarından dolayı arkadaşlar. Icardi'nin bitiriciliği 15, yakından şutu 15, uzaktan şutu 15, pozisyon alışı artı 6, volesi 6, kısa pası uzun pası 3 artmış, oyun görüşü 3 artmış, kafa vuruşu 6 artmış ve bu şekil yani. Bazı özellikleri bayağı bir artmış yani bitiriciliği özellikle şut anlamında. Yani arkadaşlar 84 nere? 96 nere? Pası 68'den 73'e, defansı da 40'tan 41'e çıkmış. Yani diyeceklerim bu arkadaşlar. Yetenek puanlarını kullanırken öyle birini 2 vereyim, diğerini 2 vereyim, diğerini 1 vereyim mantığını yaparsanız bazı özelliklerini o oyun içindeki ince detayları ekstra olarak yükseltmiş olmuyorsunuz. O yüzden de benim size tavsiyem bir özelliğini 3, sonra yeni açılan özellikten de 1 verip sonraki kalan bir yeteneği de istediğine verebilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Yetenek kullanımlarına da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü FC puanla sıfırlanıyor. O da büyük bir ihtimal oyuna para yatırmanız gerekiyor. Oyuna para yatırmak istemiyorsanız buna dikkat edebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.